Merhaba arkadaşlar, CBR 125R için benden giyim önerileri istemişti bir arkadaş. Bunun için ilk önce kasklardan başlayacağım. Kasklardan bir tanesi Shark'ın Skywall kaskı. Bu kaskı daha önceden tanıtmıştım, tanıtımlarda görmüşsünüzdür. Polikarbon bir yapısı var. Ön tarafında, üst tarafında ve arka tarafında hava giriş ve çıkış kanalları var. İç pet yapısı gerçekten güzeldir. Bunu da tanıtımlardan izleyebilirsiniz. Hemen alta bunun da linkini ekleyeceğim. Sürüşler için gerçekten güzel ve ön tarafında şöyle hani ön tarafında ve üst tarafında şöyle ışıklı şekilde yapılmış. Şu yan tarafından basınca o ışıklar yanıyor. Ama şu anda tabii pili dolu olmadığı için yanmıyor. Hemen böyle 2 saatlik bir dolumda ya da 1 saatlik bir dolumda gerçekten uzun süreli şekilde yanıp sizin daha fazla fark edilmenizi sağlayabilecek şekilde yapılmış. Ön tarafı kademeli olarak açılıyor. Görüş bakış açısı gerçekten güzel. Burun pedi var, bir tane çene pedi var. Ve işte güneş vizörüyle gerçekten güzel bir kask. Ama derseniz hani ben polikarbon bir kask almak istemiyorum. Bana daha iyi bir kask öner. Shoei'nin NXR'ını öneriyorum. Spor sürüşler için gerçekten çok iyidir. Shoei NXR'ın tanıtımlarını da daha önceden görmüşsünüzdür. Bunun farklı renkleri var. Bu farklı renklerden seçmek için mağazamıza gelebilirsiniz veya sitemizden yararlanabilirsiniz. Sitemizde bakmak için motosikletaksesuarlar.com'a girebilirsiniz. Hem bu arada biz taşındık. Bostancı Büyük Kartal Sokağı taşındık. Hemen Bostancı E5'in hemen yanında Total Benzin İstasyonu'nun hemen karşısındayız. Şu şekilde üst tarafında hava kanalları var. Rahat bakış açısına sahip bir kask. Aynı zamanda hani geniş bakış açısının sağladığı avantajla çevreyi gerçekten çok net görüyorsunuz. Kapandığı zaman kademeli bir bakış açısı var. İç pin lock bağlantıları için şuralarında pin koymuşlar. Ön tarafında hava kanalı var. Gerçekten büyük bir hava kanalı. Üst tarafındaki hava kanalı gerçekten büyük bir kanal. Aynı zamanda arka hava çıkış kanalı da gerçekten çok iyi. Hava dağılımı gerçekten çok iyi bir kask bu. İç pedleri de gerçekten çok iyi yapılmış. Aynı zamanda kaza sonrasında kolay çıkartabilmek için kafanızdan bu pedlerin yanında iki tane çekme halkası var. Şunları da kırmızı şekilde koymuşlar. Şunları yakınlaştırayım, göstereyim. Şuraya koymuşlar. Gerçekten iyi bir kask ve hani zaten kafanıza giydiğinizde de bunun rahatlığının farkına varıyorsunuz. Bunu alabilirsin. Şimdi de mont önerilerine geçeceğim. Mont önerilerinde ise Revit'in GT Air'ini öneriyorum. İkisi de gerçekten çok güzel. İki renge sahip, bir tanesi beyazlı bir renk, beyazlı ve siyahlı olarak yapılmış. Bir tanesi de yeşilli ve siyahlı olarak yapılmış. Beyaz kontürleri var. Şurada parlama yerleri var. Yani reflektif şeritleri var. Kolları şu kısımlarında körük mekanizmaları var. Tabii ki dirsek ve omuz korumaları var. Bu dirsek ve omuz korumaları sizi kazalarda en iyi şekilde koruyabilecek şekilde yapılmış. Tabii ki bunlar yazlık modeller. Şunu bırakayım bir dakika. Yazlık modeller olduğu için de tabii ki hani yazlık ve baharlık kullanabiliyor. Ama hani ben bunu biraz daha soğuklar olsa da kullanacağım diyorsanız içinize termal bir şey giymeyi unutmayın. Ama yine de baharda, soğuk havalarda sizin üşümenize neden olacaktır. Bilekleri cırt cırtlı, pardon. Bileklerinde fermuar ve çıt çıtlar var. Ön tarafı açıldığında şu boyun tarafındaki çıt çıtı tekrar görüyorsunuz. Şu şekilde açılıyor ön tarafı. İçindeki bölümü görüyorsunuz. Aynı zamanda hani bir tane cebe sahip, aynı zamanda bir file dokusuna sahip. Şöyle şu tarafını açalım. Bu tarafında da bir tane cebi ve file dokusunu tamamen her yeri kapladığını görüyorsunuz. Yani yazlık ve baharlık olarak tasarlandığı için böyle yapılmış. Alt tarafında eğer Revit bir pantolon alırsanız pantolonunuza birleştirmeniz için bir tane fermuara sahip. Arka tarafına baktığınızda bir sırt koruması olmadığını göreceksiniz. Bu sırt korumasını isterseniz mağazamızdan alabilirsiniz. Sırt korumaları bizde Impact Tech, Revit veya işte Zandona gibi çeşitleri var. Onlardan içine koyarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi iki çeşidi var. Bu iki çeşitten bir tanesini alabilirsiniz. Şimdi de eldiven önerilerine geçiyorum. Eldiven önerisi için Striker 2'yi veriyorum. Striker 2 nasıl bir eldiven? Bu hani yazlık baharlık bir eldiven. O yüzden de hani daha ince bir yapıya sahip, daha geçirgen bir yapıya sahip. Yumruk korumaları gerçekten çok iyi. Eklem yeri korumaları biraz yumuşaktır. Aynı zamanda bilek yerindeki koruma yumuşaktır. Aynı zamanda baş parmak koruması da vardır. Bazı yerlerinde delikli bir yapı var. Bu da yazlık baharlık olmasından
geçiyor. Yumruk korumaları güzeldir ve yüksek kapanan bir eldivendir. Aynı zamanda şöyle bileği cırt cırtlı şekilde yapılmıştır. Şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmıştır. Bu eldiveni önerebilirim. Altına Teş 90 pantolon alabilirsin. Teş 90 pantolonda yine yazlık varlıktır. Birçok yerde zaten hani Teş 90'ın reklamını yaptım. Veya işte Cities bir tane City pantolon alabilirsin. Veya işte Ilgaz veya Madra pantolon alabilirsin. Altına Daytona bot, Rockwell bot önerebilirim. Rockwell botlar biraz daha uygun fiyatlıdır. Daytona botlar biraz daha yüksek fiyatlıdır. Onlardan alabilirsin. Onların linklerinin hepsinin açıklamalarıyla beraber aşağıya ekleyeceğim. Umarım yardımcı olmuştur. Benim önerilerim bunlar. Farklı öneriler için sitemizden yararlanabilirsin. Sitemize girebilirsin. Ve oradan bütün hepsini inceleyebilirsin. Önerilerimi inceleyimi unutma. Açıklamaları oku. İyi sürüşler.